Evet, bu haftaki konuğumuzu tanıtalım öncelikle size. 1955 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiş. İlkokulunu Murat İlkokulu, ortaokulu Mezra Ortaokulu, liseyi Atatürk Lisesi'nde bitirdikten sonra yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Ankara seyahati başlamış. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü mezunudur kendisi. Birazdan hayatını size çok açık bir şekilde anlatacaktır. Benim de kadim dostum Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Tarık Özcan bugünkü konuğumuz. Öncelikle hoş Hoş geldiniz. bulduk Ahmet Bey. Şeref verdiniz, Sağ bizi olasın. kırmadınız, programımıza lütfettiniz. Teşekkür Bilgi ediyorum. ve Memnun oldum. birikiminize ihtiyacımız var. Estağfurullah. Sizi bu konuda yoracağız, sorularımız olacak. Öncelikle siz eğitim enstitüsünden sonraki tahsil hayatınızdan kısaca bahseder misiniz? Evet, tabii efendim. Şimdi Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü 1977 mezunuyum. 77-93 yılları arasında orta öğretim müesseselerinde ki bu öğretmenlik, Türkçe Edebiyat Öğretmenliği ve idari görevlerde bulunduk. 93 yılında Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, o gün Fen Edebiyat Fakültesi'ydi adı, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne öğretim görevlisi olarak atandık. Efendim, ondan sonra akademik hayatın belirli aşamaları var. 95 yılında Aykırı ve Şair adıyla kitaplaştırdığım İlhan Berk'i master tezi olarak yayınladım. 99 yılında, yani 4 yıl içerisinde Şair ve Sözün Mahşeri ismiyle birinci yeni, yani diğer adıyla Garip şiirinin etkili bir üyesi olan Oktay Rifat'ın şiir ve romanlar üzerine olan doktoramı bitirdim. Efendim, daha sonra da doktor öğretim üyesi olarak veya yardım doçent olarak devam ettim. 99 yılında efendim doçentlik ünvanını aldık. Bunları alırken 3 kitap yazdım, makaleler hariç. Birisi Şair ve Trajedi, Tevfikret şiiri üzerine bir söylem. Diğeri Şiirin Kıyısında Bir Ömür ismiyle. Bakın, onların ikisi burada. Şöyle yaparsak görürüz. Kameraya Şöyle tutarsak, evet. bakarsak. Bunlar benim doçentlik çalışmamda yaptığım çalışmalar. Şiirin Kıyısında Bir Ömür, Nurullah Ataç, Şair ve Trajedi, efendim Tevfik Fikret, bir de Şahabettin Süleyman'ın Yazılı Edebiyat isimli efendim bir çalışması vardı. Osmanlı Türkçesinden Latin alfabesine, öyle diyelim yani, Osmanlı Arap alfabesinden Latin alfabesine uyarladık. Bir çalışma yaptık. 2000 yılında doçentlik ünvanını aldık. 2000 efendim evet. Yok, evet, orada 2009 yılında, 2014 yılında da yine Elazığ'da bunun için çok güzel de bir program yaptık. Hem şehrimiz olan, iyi de bir şair, Hisar Evet. şairi olan Şair ve Şölen Süleyman Bektaş adıyla, bunun macerası çok şeydir, bunu hemşehrilerin bir kısmı bilir. İsimli çalışmamla efendim profesörlük unvanını aldık. Yani ve en son çalışmamızda efendim geçen sene yayınladığımız şu Yazı ve Yankı isimli çalışmamızdır. Burada da 100'e yakın makalelerimiz, Evet. çalışmalarımız var. Onları yayınladık. Onun dışında getirmediğim son şeyi getirdim. Kitabımı, şiirlerimi, aynı zamanda şair, şiirle uğraşıyoruz. İşimiz de o. Efendim, kendi şiirlerimiz var. İkindi Işığı, Kördüğüm ve en son Asyalı Üzüm ismiyle, bu üç kitap halinde de şiirlerimi ne yaptım? Yayınladım.